Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Pelikan M200 dolma kalem temizlemesini yapacağız. Belli dönemlerde kalemlerimizi temizlememiz ve bakımlarını yapmamız gerekiyor. Burada kendinden pistonlu dolum sistemine sahip bir kalem seçtim. O da M200, Pelikan M200'ü seçtim. Bunu diğer markalarda da yine aynı şekilde bu temizlemeyi yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Evet. M200 serisinin genel özelliklerinden de kısaca bahsedelim. Reçine malzemeden kapak ve mermer desenli gövdeye sahip. Altın aksesuarlar kullanılmış. Klips ve kapak yüzüğü ve gövde tepesindeki yüzükler altın aksesuarlı olarak kullanılmış. Burada yine kapakta Pelikan'ın klasik gaga şeklindeki klipsi kullanılıyor. Vidalı kapak sistemine sahipti. Şöyle. Bunu da bu serimizde altın kaplamalı medium çelik uç kullanılıyor. Fine uç ve diğer farklı uçları da var tabii ki, bolt, extra fine ve kendinden pistonlu dolum sistemine sahip. Pelikanların uçları vidalı bir sisteme sahip. Ben şöyle peçetemle bu ucu şöyle bakın yerinden çıkarttım. Şu şekilde. Ben daha sonra tepe başlığından hiç çevirmeden içindeki mürekkebi boşalttım. Bunu yapma sebebim de direkt pistonuyla birlikte boşaltsaydım, pistonundan uçtan direkt boşaltsaydım damakta daha fazla mürekkep kalma olasılığı daha fazlaydı ve temizlemem daha zor olacaktı açıkçası. Pelikan'ın da vidalı olduğu için daha pratik geliyor bana bu şekilde temizlemek ve daha sonra da şöyle pistonla içindeki mürekkebi şöyle daha da itiyorum. Bakın şöyle salladıkça da içinden mürekkep bardağımıza boşalıyor. Daha sonra içine mürekkep çekerken nasıl ki yapıyoruz, içine su çekiyorum. Suda da şöyle güzel efektif görüntüler oluşuyor. Çok hoşuma gidiyor. Bakın böyle de. Bir tur yaptık. Tabi burada su temiz gelene kadar bu işlemi temizlememiz her zaman daha iyi oluyor. Bakın içinden mürekkepler. Yalnız mürekkep şurada çok böyle güzel görüntüler çıkartıyor suyun içerisinde. Gerçekten çok hoş. Gövdeyi iyice temizledikten sonra, içi temizlendikten sonra ucu geri takacağım ve bu sefer ucundan içine çekeceğim. Hani isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bu ucu başka bir bardağa da, su dolu bardağa da atıp onda da bekletebilirsiniz. Orada da içindeki mürekkepleri çözecektir. Daha rahat olacaktır. Öyle yapmanız daha iyi aslında. Siz bu gövdeyi temizlerken diğer bir tarafta da uç içerisindeki mürekkepler suyla birlikte çözülüp bakın hala görüyorsunuz. Oda sıcaklığındaki su kullanıyoruz. Çok saf su veya arıtma suları da işinizi çözecektir. Çünkü çeşme sularındaki kireç de bazen
damağa ve gövde içerisinde belli ufak tefek kılcal topaklanmalar olabilir yani. Yapabilir. O yüzden saf su ve arıtılmış su her zaman iş görecektir. Bakın neredeyse iyicene temizlendi. Şöyle ucumu tekrar vidalayarak takacağım. Tabi bu işlemler şu anda ben eldivenlerle anlattığım için biraz daha dikkat ederek yapmaya çalışıyorum. Evet, şimdi yine aynı şekilde bu sefer uçtan, hatta ucu şu şekilde biraz titreşim yapayım suda. Şimdi uçtaki mürekkep şöyle görüyor musunuz? Daha mavi. Demin su neredeyse içinden çıkan mürekkep şeyleri daha şeffaftı artık. Şimdi uçtaki mürekkebin yoğunluğu ortada. Suda bile o belli oluyor daldırdığımda. Evet, burada temizlenmeye başladı. Kendini gösteriyor artık. İçini temizlememiz, burada ucu temizleme durumumuzu, vaktimizi daha da kısalttı açıkçası bir yerde. Çok bu tarzdaki uçları çıkabilen diyeyim aynı zamanda vidalı olur veya oturtturmalı modeller var. Onlarda da yine bu şekilde ilk önce ucu çıkartıp gövdeyi temizleyip daha sonra da ucunu takıp ya da ucunu ayrı bir bardakta kapta yıkayıp o şekilde temizliğini yapabilirsiniz ayrı ayrı. Hem gövdenin hem de ucun yapmış olursunuz. Bakın şu anda kalemimiz temizlendi. Su artık oldukça duru ve şeffaf bir şekilde geliyor. İsterseniz çok yoğunsa tabii ki buradaki bardaktaki suyu değiştirebilirsiniz. Bardağı değiştirebilirsiniz. Bu şekilde temizleme işleminiz hem daha sağlıklı olur hem de daha zaman olarak da kısalır. Ha, mesela burada yedek bir bardak daha bulundurdum yanımda. Bakın yani buna da şimdi daha temiz bir su. Artık kalemimizin iç gövdesi de temizlendi. Ucu da gayet artık tertemiz. Mürekkep geçişlerinde bu işlemi yapmanız her zaman iyi olacaktır. Çünkü damakta kalan önceki mürekkep kalıntıları olsun. Kimyaları farklı olabilir. Yani kimyaları derken yapıları farklı olabilir mürekkeplerin farklı markalarda çünkü kalınlıkları olsun akıcılıkları farklı oluyor. O yüzden burada hem damağı temizlemiş oluyoruz hem uçta kalan üst bölümde kalan birikmiş mürekkepleri de temizleyip her daim açık bir damak ve temiz bir uçta yazıya geçiş yapabilirsiniz. Kalemimiz temizlendi. İçinde mavi mürekkep vardı. Siz kendi istediğinize göre, keyfinize göre farklı renkleri ya da aynı renge de devam edebilirsiniz. Bakımını yapmış olduk. Renk değişimlerinde de bu temizleme işleminizi yapmanızı tavsiye ederim. Evet kalem severler, bu videomuzda Pelikan M200 dolma kalem temizlemesini yaptık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, yazıyla kalın.